İki değerli oyuncuyla beraber Talip ve Hüseyin. Evet, dolu düzgün gidiyorsunuz ligde. Artık son haftalar, elemeler başlayacak. Heyecan dorukta. Neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Talip, sen de başlayalım. Valla ben rakibi tanımıyorum. Ama sağlam arkadaşlara benziyorlar. Genç arkadaşlar, bizi yoracaklar belli. Ama biz tecrübemizle kazanacağız diye düşünüyorum. Artık turnuvanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tecrübe önemli değil mi? Tabii ki çok önemli. Zaten burada oynayan arkadaşlar hepsi uzun yıllardır beraber olmuşlar. O yüzden tecrübemizle kazanacağımız. En azından bir gol kralımız var yanımızda yani. Ligin bir damga vurmuş yani. Evet. ACL Cup'ta yazacağız böyle gol krallarını tarihte. 20-30 sene sonra belim bükükken izlersin abi. Ben de bir gol kralıyım. Hocam valla şimdi iyi oynayan kazansın diyoruz ya. Loto mu oynuyordu Hüseyin? İyi olan kazan. Milli piyango mu burası? Hocam şimdi şöyle, hangi takım iyi oynarsa o kazanır. Değil mi? Aynen öyle. Biraz artık ısındınız. Aynen. Hadi bakalım o zaman. Yavaş yavaş başlayalım. İnşallah. Peki. Yakışıklı oyuncuyla beraberiz. Özcan, yine yakışıklı gollerini atacak mısın? Denk gelirse atarız yine ya. Yeter ki pozisyonu bulalım. Nokta atış yapar abi. Peki. Hadi bakalım, başarılar. Evet, yayla gençlik ve Gündoğdu karşılaşması başlayacak. Gecenin ilk karşılaşması. Gecenin ilk karşılaşması başlıyor. Başarılar diliyoruz takıma da. Evet, size beraber olmadığınızda 1-0 öne geçti yayla gençlik. Mustafa gol pozisyonu, ikinci gol gelmedi. İkinci gole çok yakındı. Yayla gençlik. Kale atışını kullandı. Bekir. Fatih çaprazda. Hüseyin dokundu. Taç kullanacak Fatih ile Gündoğdu. İyi orta uzaklaştırdı savunmada Hüseyin. Dönen top. Çaprazdan vurdu top yan ağlarda Fatih. Fatih de bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle rakip ileriye çıkarken gerçekten çok tehlikeli bir oyuncu Fatih. Süleyman, Bekir de savunmasıyla çok ön planda olan bir oyuncu. Özellikle şimdi Mustafa gol pozisyonu, top direği sıyırdı, dışarı çıktı. Evet, Bekir'den bahsetmiştik. Bekir de önemli bir savunma oyuncusu, haftanın en önemli oyuncularından bir tanesi seçilmişti hatta ligde 2 hafta önce. Yani yayla gençlikte de çok usta ayaklar var. Gündoğdu'da da Neşat'ı göremiyoruz bugün Gündoğdu'da. Bir top kaybı daha. Savunmada basit hatalar yapmaya başladı Gündoğdu. Şu anda top karambol bir futbol var. Daha oyuncular kontrollü başlayamadılar oyuna. Şimdi önünde kaldı İlker. Geriye döndü. Nereye? Kimse yok. Kayboldu. Gol pozisyonu, sol ayak top dışarıda. İstediği vuruşu yapamadı. Orada kaleci atışını kullandı. Uzaklaştırdı Veli. Top. Evet. Güçlü bir oyuncu Süleyman. O, evet, takımın en genç oyuncusu Süleyman. Evet, Hüseyin bugün geride başladı. Kardeşine verdi ve gol oldu. Hüseyin, iki kardeş, abi kardeş. Paslaşması. Mustafa'nın golü 2-0 yaptı. Erken gelen goller yayla gençlikte. Gerçi tabii Gündoğdu'nun kalecisi de ister istemez oyunda oynayan bir kaleci. Bugün takımına yardımcı oluyor kalede. O da önemli bir şey.
Devam dedi hakem. Bir şut kaleciden döndü. Köşe atışı kullanacak. Taç. İlker baktı içeriye. Kim var? İçeride Fatih var. Köşe atışı. İçeride iki gün doğdu oyuncu. Bir şut. Dönen top İlker. İlker vurdu, kaleci kurtardı, bir köşe atışı daha. İlker kullanacak köşe atışını. Bıraktı İlker. Özür dilerim, İlker kullanacak. İlker pasını verdi Fatih'e. Fatih vurdu. Gol pozisyonu, bir kafa topu ağlarda. Orada karambolle topu ağlara gönderdi. 2-1 oldu skor. İbrahim at. Şimdi pas nereye? İbrahim ters bir vuruş, köşe atışı kullanacak. Yayla gençlik. 2-1 skor. Köşe atışı için Talip orada. Hakem olması gereken yere koydu topu. Talip baktı içeride. Süleyman var sadece. Geriye döndü. Yine Talip'te kaldı ama orada Veli uzaklaştırdı. Taç kullanacak Talip. Şimdi Hüseyin. Ayağa kaydı Talip'in. Şimdi İlker. İlker bir çalım. Fatih'te kaldı. İyi bir top Fatih'ten aldı. At dedi ama yetişemedi orada İbrahim. Çok iyi pastı Fatih'ten ama İbrahim orada bir adım daha önde olsa top kale filelerde buluşmaması içten bile değildi. Yayla gençlik kale atışını kullanacak. Solda Talip, evet defansa yer değişmeli oynuyor ama iki yayla gençlik oyuncusu da alışkın değil, önde buldu Fatih bu arada. Evet, yayla gençlik oyuncuları özellikle Hüseyin ve Talip geride durmaya çok alışkın olmayan oyuncular. Bakalım zorlanacaklar mı? Sadece Bekir defans meşeğiyle vurdu, Eren top dışarı çıktı. Masal Park'tayız, WhatsApp grubunda artık son iki haftaya girdik. Bu hafta takımlar çift maç yapacaklar ve elemelere geçeceğiz. 2019 ikinci dönem ACL Cup'ta. Bakalım ikinci dönem şampiyonu kim olacak? Kupayı, bu anlamlı kupayı Antalya'nın en önemli organizasyonlarından bir tanesi olan ACL Cup turnuvasının ikinci dönem 2019 kupasını kim kazanacak? İbrahimovic vuruşu İbrahim'den ama adı da İbrahim. Şimdi Mustafa'nın önünde kaldı. Top direkten döndü, sağ ayak. Ve gol! Ve gol, ve gol, ve gol. Az önce muhteşem bir şut çıkardı İbrahim. Top direkten döndü. Dönen top. Usta oyuncu Mustafa affetmedi. 3-1 yaptı skoru. Güzel bir karşılaşma oluyor. Hadi 3-1 devam ediyor skor. Meltem grubunda, merkez grubunda maçlar bitti. Artık takımlar merkez grubunda rakiplerini bekliyorlar. Bakalım kim kimle eşleşecek son 16 turunda. Daha sonra çeyrek finale geçeceğiz. Faul. Hüseyin'e yapılan hareket faul. Evet, dostane bir şekilde oyuncular kaldırdılar. Olması gereken de bu zaten. Mustafa Ton başına Süleyman da orada. Süleyman da çok güçlü bir oyuncu. Çok genç, çok güçlü ayağı, çok sağlam basan bir çocuk yere. Şimdi Süleyman. Süleyman ara pası, mükemmel bir pas. Mükemmel pas Hüseyin. Gol kralı affetmeyecekti. Ama top. Defanstan döndü şimdi Fatih. Fatih pasını verdi. İlker çaprazda. Köşe atışı. 3-1 devam ediyor karşılaşma. Son anda Bekir girdi araya. Fatih kullanacak. Tekrar Fatih. Bir çalım. Taç. Şimdi Eren, o da çok güçlü bir oyuncu. İlker, çapraz. Bir köşe atışı daha. Bu dakikalarda Gündoğdu FC. Orta, Eren kafayı vurdu. Son anda Süleyman'ın hayati bir pozisyon, hayati bir kurtarış. Kaleye gidiyordu top. Bir şut, top direkten döndü. Gerçekten çok etkili bir ataktı Gündoğdu adına. Uzaklaştırdılar Veli.
Can şimdi Mustafa indirdi. Pasını verdi Talip'e. Talip top kaybı. Veli. Fatih. Faul. Kaleye uzaklık biraz fazla ama bakalım nasıl kullanacaklar. Barajın yeri de çok önemli. Talip var barajda sadece. Tekli baraj, Özcan da geldi oraya. İkili baraj, İlker topun başında. İlker pasını verdi Veli'ye. Ayağından açtı Veli şimdi. 4'e 2 yakaladılar. Gol pozisyonu. İyi pas Hüseyin. Ayağından açtı. İbrahim. Evet, 2 gol daha buldu. Yayla gençlik. İyi pas ve top ağlarda mı? Top ağlarda ama üst ağlarda. Mustafa üst ağları gördü. Fatih. Karşısına hocam. İyi pas. İyi pas. Veli son anda Talip. Evet, Talip bir demeç vermişti röportajda maç öncesi. Biz tecrübeli bir takımız. Tecrübemizle bu maçı alacağız dedi. Gerçekten de Talip'in dediği kadar Yayla Gençlik tecrübeli bir takım. Bu tip turnuvalarda özellikle tecrübe çok önemli oluyor. Özellikle kritik anlarda tecrübeli oyuncular skoru belirleyebiliyorlar. İbrahim. Uzun top, bir kafa. Kaleci kurtardı. Yavaş yavaş ilk yarının sonlarına doğru geliyoruz. Veli Süleyman'dan kaptı. Süleyman hatasını düzeltti. Eren vurdu. Pas oldu. Köşe atışı. Köşe atışı için Veli oradan. Veli. Veli orta nereye kimse yok. İyi pas, iyi pas. Arkada sadece Fatih var. Defans güvenliği şu anda arka planda. Bu da iyi bir haber değil bence Gündoğdu için. Çünkü daha ilk yarıdayız. Daha fazla gol yiyebilirler. Daha fazla gol yiyebilirler. Top ağlara mı gidiyor? Enteresan bir pozisyon. Süleyman. Dönen top. Özcan iyi vurur, iyi vurur. Köşe atışı. Evet, iyi vurur dedik. Özcan bizi haksız çıkardı. Özcan. İki kişi arasından çıkamadı. Evet. Eline geldi. İnşallah. Canı acıdı biraz tabii. Mustafa. Hüseyin ama top dışarı çıktı. Şimdi Fatih açısı iyi. Müthiş vurdu ama top dışarı çıktı. Kaleye iyi gitti top ama. Evet. Şimdi bu Gündoğdu takımından bahsedelim biraz. İyi bir takım ama çok genç bir takım. Tecrübeli oyuncu eksiği var Gündoğdu'da. Bir iki tane tecrübeli oyuncu bence takımlarında olsa hem onları uyarabilen hem özellikle dizilişlerde yardımcı olabilecek bir iki tecrübeli oyuncuyla Gündoğdu bence çok daha etkili bir takım olabilir. Çünkü gerçek güçleri bu değil Gündoğdu'nun. Çok yetenekli genç oyuncular var Gündoğdu'da ama tabii bu yeterli olmuyor. Özellikle takım yardımlaşması, tecrübe bunlar da çok önemli futbolda. Yayla Gençlik dediğimiz gibi çok tecrübeli bir takım. Sadece Süleyman var. O da zaten sanki 100 yıldır, 50 yıldır bu takımda oynuyor gibi oynuyor. Süleyman faul. Yayla Gençlik'te bitirici ayaklar çok fazla. Geçen 2 sene önceki gol kralı turnuvamızın Hüseyin ve çok etkili olan Mustafa. Bunlar çok etkili silahlar.
Top ağlara gidecek mi ağlarda? Affetmedi. Hüseyin affetmedi. Çok sert vuruyor. Ronaldo tarzı vurdu topa. Fark giderek açılıyor Yayla Gençlik tarafından. Yavaş yavaş artık işte, evet, Hüseyin attığı golü kutladı. Evet, oyuncuların böyle güzel futbola stres atması gerçekten bizi de sevindiriyor. En azından günlük yaşamlarından biraz uzaklaşıyorlar. Futbolun güzelliklerini, futbolun, sporun güzelliklerini yaşıyorlar. Güzel mücadeleler yapıyorlar. En azından 50 dakika unutuyorlar bütün streslerini. İlk yarıda artık son anlar. Bir oyunu eşitliğe sağlayabilecek mi Hüseyin? Fatih uzaklaştırdı. Taç kullanacak Hüseyin'le. Şimdi ve top ağlarda mı? Biz Talip'ten jenerik goller bekliyoruz derken jenerik bir gol atacaktı ama top dışarı çıktı. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Evet, yine sizlerle birlikteyiz. Süleyman trailer geldi. Pasını verdi. Gol pozisyonu. Top filelerde, Mustafa attı. Köşeye bıraktı, gol oldu. Karşılaşmada evet bariz bir Yayla Gençlik üstünlüğü var. Kaleci değişikliği. Gündoğdu'da. Çaprazdan vurdu köşe atışı. Eren kullanacak köşe atışını. İlker vuruyor. Nereye vuruyor? Top dışarı çıktı. Özcan. Dönen top. Ayakta kaldı. Çok kuvvetli bir oyuncu Talip. Köşe atışı. Gerçekten Yayla Gençlik'te çok kaliteli ve usta oyuncular var. Top kaleye gidiyordu. Kimin? Senden gibi. Dön. Büyük şanssızlık orada. Kaleye girecekti top ama çıktı. Şimdi Hüseyin kontrol etti. Tek top. Hüseyin çok hızlı. Son anda Eren uzaklaştırdı. Hüseyin kullanacak. Uzaklaştırdılar Talip. Uzaktan vurabilir Talip, vurdu. Ve gol! Talip'in vuruşu pas oldu Mustafa'ya. Mustafa da affetmedi. Günden güne varlığını iyice hissettirmeye başladı Mustafa ligde. Önemli bir oyuncu. Yayla Gençliğin en değerli oyuncularından bir tanesi Mustafa. Gençlik bastırıyor. İlker, müthiş bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Tebrikler gerçekten. İlker de müthiş pas verdi. Arada sırada İlker işe yarıyor dermişim. Evet sevgili İlker, biraz espri yapalım dedik. Onun morali tabii maçtan dolayı bozuk biraz. Ama olacak. Yenilgiler insanı böyle tecrübeli yapıyor. Bu yenilgiler ileride gelecek galibiyetler için bir imare de olabilir. Neticede her yenilgiden bir, tabii karşılaşma bitmedi ama her yenilgiden bir ders almak lazım. Hataları görmek lazım. Diğer maçlarda daha iyi olabilmek için. Şimdi faul dedi hakem. Tehlikeli bir hareket. Fatih kullanacak. İçeride iki Gündoğlu oyuncu. Fatih uzun oynadı. Bekir. Kafa topu. Çok güçlü Talip orada. Kafa topunu aldı. Şimdi Özcan. Özcan pasını verdi. Ne diye? Eren. O da çok güçlü bir oyuncu. Hem sağ kanatta hem sol kanatta Eren. Başarılı bir oyuncu. Yani şöyle tek tek baktığım zaman gerçekten önemli oyuncular var Gündoğdu ama tabii dediğimiz gibi biraz daha yardımlaşma, tecrübe, bunlar önemli. Özcan uzun oynadı. Talip kontrol etti.
pasını verirken orada defansta araya girdiler. Şimdi kontratak Fatih, tek top İbrahim kontrol etti. İbrahim Bekir orada. Köşe atışı. Ve top dışarı çıktı. 3'e 1 geliyor yine yayla gençlik. Talip İlker bastırdı. Şimdi pas. Mustafa Talip. Top kaybı. İlker girdi araya Fatih. Fatih. İbrahim. Son anda Süleyman'dan kritik bir müdahale. Şimdi top kaybı. Fatih yanında buldu. Şut pozisyonu. Çaprazdan vurdu köşe atışı. Hüseyin'in önünde kaldı top. Pası Talip'e. Talip tek top Hüseyin'e. Hüseyin ayağından açtı. Top kaybı. Özcan. Mustafa. Mustafa. Mustafa pası Hüseyin. Sırtını kaldı. Ortaladı. Önünde buldu. Şut ve gol. Ardı ardına gelen goller artık yavaş yavaş Gündoğdu'nun da bu goller direncini kırmaya başladı. Şanssız bir gece Gündoğdu için. Şimdi vuruş artık yavaş yavaş. Sevgili Ali İbrahim'in oğlu İsmail de 14 yaşında, turnuvanın en genç oyuncusu. Yavaş, o da oyuna girecek az sonra. Farklı açıldı zaten bir şut. Dönen top, vuruş yine defanstan döndü. Az sonra oyuncu değişikliği olacak. Özcan. Özcan çok güçlü. İki kişinin arasından sıyrılamadı. Taç. Evet, oyuncu değişikliği. Süleyman çıkacak. Bir genç çıkacak. Oğlum sen geç lan, geç. Evet, Hüseyin çıktı. Kim çıkıyor? O çıktı, o çıktı. Kimi çıkaracağız abi? Birisi çıksın. Evet, Talip çıktı en sonunda. Kura'dan. Ve turnuvanın en genç oyuncusu İsmail sahada. İsmail. O da gerçekten Süleyman'a çok benziyor. Yapısı, stili. Evet. Orada tabii İsmail genç bir oyuncu, ister istemez. Evet, aferin gerçekten işte böyle. Bu görüntüler bizim için çok önemli. Her zaman acele kapı olarak dostluğu, sevgiyi, barışı. Bunlar bizim için çok çok önemli. Süleyman uzun oynadı, uzaklaştırdılar. İlker pasını verdi İbrahim. İbrahim'den İlker'e. İlker pasını verdi. Dönen top İsmail uzaklaştırdı. İlker. Fatih vuramadılar. Özcan. İlker'in önünde kaldı İlker. 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 İbrahim ve gol. İbrahim ve gol. Bekir. Özcan. Tek topla ilerlediler. Özcan. Out. Eren.
Pas hatası Eren'den. Şimdi Hüseyin. Hüseyin. Ve gol. Süleyman. İbrahim. Uzun top. Top kayboldu. Gol pozisyonu. İlker. Top dışarıda. İlker. Dönen top İbrahim. Özcan'dan Ömer ve top dışarıda. Turnuvanın en genç oyuncusunun golü olacaktı ama olmadı. Süleyman. Ömer'e olmadı. Ömer gol pozisyonu, yine kaleci kurtardı. Vursunlar lan, vur lan. Vur lan. Adam kaleci. Adam kaleci. Mustafa, inanılmaz bir gol gerçekten. Müthiş vuruş. Bazuka gibi gitti gol. Bu adamların ne işi var burada diyesi geliyor insanın. Karşılaşma sona erdi. Evet Hüseyin. Hocam ben geç kaldım ya. Hemen bir kelime alayım git. Hocam çok iyi maç oldu. İyi oynadık, kazandık. Biz de bunu bekliyorduk zaten. İşte sakatlığı olmadı. Onu şükür ediyoruz arkadaşlar. Hepsinin ayarını ayarını sağlık. Galibiyetinizi tebrik ediyoruz. Özcan. Güzel bir maç oldu. Evet, çok temiz bir maç oldu. İtiraz. Elemeler öncesi. Sıkıntısız. Arkadaşlarım ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Vallahi size öyle bir ortam sağlamak için canımızı dişimize takıyoruz Özcan, biliyorsun. Evet. Birçok dostlukları da kaybediyoruz ama önemli olan ya, size bu ortamı sağlayabilmek. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Tamam Özcan'cığım. Görüşürüz. Evet. Şey demeyelim, çok güzel maçtı. Anılar diyoruz. Genç arkadaşlarımız. Güzel maç oldu. İkinci maçta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.